Seher söyledi, beni çağırmışsınız. Evet, otur şöyle, seninle konuşacaklarım var. Bak kızım, düşündüm taşındım, bu işi ancak seninle konuşarak halledebileceğimize karar verdim. Hangi konuda? Mesele çocuklarsa ben onların kulaklarını çektim. Artık yaramazlık yapmayacaklar. O ayrı bir sorun. Ama benim niyetim sorunu kökünden halletmek. Biz köklü, görgülü bir aileyiz evladım. Bunca zamandır yanımızdasınız, tanımışsınızdır artık bizi. Misafirlerimizin başımızın üstünde yeri vardır. Sizi de ağırlarken kusur işledikse kusurumuza bakmayın. Ne kusuru? Estağfurullah. Yoksa Kenan bir terbiyesizlik mi yaptı? İstersen önce beni bir dinle. Atalarımız ne demiş? Misafirliğin kısası makbuldür. Sizinki de misafirlikten çıkmak üzere. Nereye varmaya çalışmak istiyorsanız açık açık söyleyin Şeref Hanım. Lafı döndürmenizin bir alemi yok. Tamam, sen bilirsin. Açık konuşayım o halde. Annen hepinizi bu yalıya taşımaya niyetli. Ama izin vermem bilesin. Kocan da oysa götürmek istiyor. Demem o ki, artık toplamaya başlayın eşyalarınızı. Siz bizi kovuyorsunuz. Her evin bir düzeni var. Misafir misafirliğini bilecek değil mi ama haddini aşmayacak. Hiç tanımadığınız bir aileye sonradan dahil olmaya çalışmak, onlardan yararlanmaya çalışmak ayıp değil mi? Bana bakın Şeref Hanım. Siz bu evde neyseniz annem de o. Siz önce kendinize bir bakın. Kim haddini aşıyor bir görün. Ne demek o? Bence bu evde bir fazlalık varsa o da sizsiniz. Kocanız sizi terk edip gitmiş. Hala yeni gelin gibi süzülüp duruyorsunuz. Sizin burada olmanız yakışık alıyor mu? Şimdi asıl kimin gitmesi gerekiyor siz cevap verin. Bence sizin gitmeniz gerekiyor Şeref Hanım. Birazcık gururunuz varsa. En az annen kadar seviyesiz ve terbiyesizmişsin. Bizim özel aile durumumuz sizi hiç ilgilendirmez. Hem şunu aklına koy Billur Hanım. Dağdan gelip bağdakini kovamazsınız. En kısa zamanda bu evi terk edeceksiniz. Aksi halde başınıza çok işler açılır, bunu bilesin. Söyle Rukiye'ye derhal yanıma gelsin. Ben odamdayım. Şey Şeref Hanım, Rukiye'yi çağıramam. Nedenmiş o? Rukiye yoktu ondan. Nasıl yok kızım, kimden izin aldı? Yine ne bahane edip de kaçtı işlerden? Rukiye dün gece çok hastalandı Şeref Hanım. Orhan abi hastaneye götürdü. Size haber verecektik ama çok geç olmuştu. Demek o yüzden aldı arabayı Orhan. Önemli bir şey yok ya, nesi varmış? Orhan. Orhan. Rukiye'm. Nasılsın? Ağrın var mı? İyi misin? İyiyim ben Orhan. Ağrım falan yok. Şükürler olsun. Beni çok korkuttun Rukiye. Sen neden buradayız öğrendin tabii. Doktorlar her şeyi söylemişlerdir. Evet. Ah Rukiye Hanım. Madem uyandınız bakalım bugün nasılmışsınız. Buyurun Doktor Bey. Mers. Büyük bir batıra atlatmışsınız. Geçmiş olsun. Şimdi kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Daha iyiyim. Akşamki gibi halsiz değilim. Ağrımsızım da kalmadı. Çok güzel. Şimdi bir muayene edelim sizi. Birkaç tahlil isteyeceğim. Hemşire hanım gelip kanınızı ve idrarınızı alır. Hı hı, tamam. İzin verirseniz biz biraz baş başa kalalım. Hı hı. Tabii, affedersiniz, buyurun. Mersi. Evet. Hop. Aşkım. Küçücük kelebeğim. Nasıl da özlemişim seni. Babasının güzel kızı. Özledin mi sen de beni? Gel gel gel. Özlemedin mi yoksa? Seni götürmedik diye kızdın mı yoksa bize? Bak bakalım bak. Sana büyük bir sürprizim var. Biz annenle barıştık. Hatta evlendik bile. Hı? Kimseye söyleme, aramızda sır. Ah, burada mıydın? Ver 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 ver. Git bak bakalım anne? Şunlara. Hayırdır anne, kime bakıyorum? Ay kime bakacaksın oğlum? Orhan'la Rukiye'ye. Orhan Rukiye'yi hastaneye kaldırmış. Aa,
Hayırdır, ne hastanesi? Nesi varmış Rukiye'nin? Oğlum ne diyeyim? Cehalet işte. Yürü bir an önce git bana haber getir. Ya anne tamam da ne olmuş? Bir baştan anlatsana. Ay bu deli Rukiye yapmış yine yapacağını. Sus bebeğim. Allah sus Allah. Sus canım. Sus yavrum. Nerede kaldın Ziyade? Ben de tam seni arıyordum şimdi. Ya hayatım ben gelemiyorum ya. Acil bir işim çıktı. Ya ne işiymiş Mehmet şimdi? Melih'i getirecektin. Dün gece Rukiye'yi hastaneye kaldırmışlar. Nasıl? Orhan'la beraber oradalarmış. Ben de ona bakmaya gidiyorum. Nesi var? İyi mi? Yo yo merak etme. Merak etme. Öyle ciddi bir şey yok. Zaten ona bakmaya gidiyorum ben de. Melih'i getiremeyeceğim. Ona haber vermek istedim sana. Ya şimdi Melih'i bırakıp hastaneye geçeyim diyeceğim ama... ...ters taraflardasınız. İstersen sen gel al. Gelip gitmem. Saatler alır oraya. Tamam tamam hayatım tamam. Sen git bak bana da haber ver olur mu? Tamam. Sen almaya gelecek misin Melih? Ya ben çok özledim. Gideceğim Mehmet. Tamam. Görüşürüz o zaman canım. Görüşürüz canım. Durumu nasıl? İyi. İyiye gidiyor. Peki belli oldu mu? Yani söylediğiniz gibi bir daha çocuğumuz olmayacak mı? Muayene sonucu onu gösteriyor. Tahlilleri de beklemek gerekir tabii. Üzgünüm. Eminsiniz değil mi? Yani yapılacak hiçbir şey yok mu? Yani bir tedavi falan? Maalesef. Tedavisi mümkün görünmüyor. Sağlığına kavuşacak karınız ama dediğim gibi bir daha... Peki biliyor mu? Söylediniz mi? Hayır. Henüz haberi yok. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Eşinize destek olmak dışında yapabileceğiniz pek bir şey yok. İzninizle. Hı hı. Nasılsın karıcığım? İyiyim. İyiyim de. Orhan doktor sana bir şey söyledi mi? Yani tüp tüp kan aldılar kolumdan. Ne yapacaklar onca tahlili anlamadım vallahi. Neyin var? Neyin yok bir güzel anlarlar işte Rukiye. Araştırma yapıyorlardır. Ne araştırmasıymış bu? Ne bileyim ben doktor muyum Rukiye? Orhan. Sen biliyorsun değil mi? Biliyorsun da bana demiyorsun. Neyi araştıracaklar? Kötü bir şey mi? Biraz kolonya alsana. Ferahlarsın, iyi gelir. Ölümü öp söyle Orhan. Yani beni azıcık seviyorsan söyle, neyin var? Daha kesin bir şey demedi doktor. Söylesene. Peki söyleyeceğim, tamam. Ama önce şunu bil ki Rukiye, ne olursa olsun hiçbir şey değişmez. Seni hep aynı severim ben. Ne yapalım? Kaderimiz buymuş. Neymiş kaderimiz Orhan? Belki bir daha hiç bebeğimiz olmayacak Rukiye. Ama olsun, Allah'ın bize kızımızı bağışladı ya. Biz de ona bakar, en iyi şekilde onu yetiştiririz Rukiye. Benim yüzümden değil mi? Benim yüzümden. Sen nasıl bir adamsın? Bu yüreği nasıl taşıyorsun? Başkası olsa beni öldürürdü Orhan. Hiç mi kızmadın? Bana bağırmak, beni cezalandırmak istemedin mi? Kızsana, bağırsana, bir şey söyle. Olan olmuş Rukiye, kader işte. Kızmanın, yakıp yıkmanın kime ne faydası olacak ki? Canımız daha da yanacak. Yalnız bir tek şeyi merak ediyorum Rukiye. Neden? Korktum Orhan. Çok korktum. Kızımın yaşadıklarından, o ameliyattan. Ölecek mi diye yaşadığım endişeden korktum. Geceler boyu kızımı izledim. Benim nefesim onun nefesi olsun diye dua ettim. Allah'a onu bize bağışlaması için yalvardım her gece. Aynı şeyleri bir daha yaşamaya cesaret edemedim. Ya aynı şeyler olursa ne yaparsın dedim kendi kendime. Dayanabilir misin? Ya bu sefer şansımız o kadar yaver gitmezse? Öğrendiğimden beri her gece gözlerim kapadığımda aynı kabusu gördüm. Kucağıma aldım yavrum, toprağım, remikten. Tamam,
Tamam Pericim, tamam. Ben...